Beyler merhaba. Bugün yine sizlere her zaman olduğu gibi güzel oyunlardan bir tane daha getirdim. Bugünkü oyunun ismi Vanguard Normandia 1944. Oyundan elimde 10 adet key kodu var. Bu 10 adet key kodunu her zaman olduğu gibi size dağıtacağım. Tek yapmanız gereken videonun altına ilk 10 yorumu atmak. İlk 10 yorumu attıktan sonra Discord sunucumuza gelip bana yazmak. Hepsi bu. Muhtemelen videoyu yayınladıktan sonra geliştiriciden bir 10 adet falan yine alabilirim belki. Büyük ihtimalle bir miktar daha şey isteyebilirim. Eğer alırsam onları da yine size dağıtacağım. Mümkün olduğu kadar hepinize oyunu dağıtmaya çalışacağım. Oyunun Steam sayfasını falan da açıklamalar kısmına bırakırım. Eğer oyunu satın almak isterseniz de Steam'den 15 dolara oyunu alabilirsiniz. Oyunun fiyatı 15 dolar. Satın almak isteyen de Steam'den satın alabilir. Şimdi gelelim oyuna. Oyun ne tarzda bir oyun? Oyun 2. Dünya Savaşı'nı konu alan bir oyun. Devasa çok oyunculu, online bir haritada arkadaşlarınızla veyahut da o an serverda kim varsa devasa çok oyunculu bir şekilde oynayabilirsiniz oyunu. Şimdilik oyunda sadece bir tane harita var. Oyun erken erişim sürecinde. Hala geliştiriliyor. Yeni haritalar üzerinde çalıştırılıyor. Oyunda tabi haliyle bazı ufak tefek eksiklikler olabilir. Oyuncu eksikliği olabilir. Çeşitli hatalar, bug'lar olabilir. Bunlar üzerinde tek tek çalışılıyor. Geliştiricisiyle de zaten sürekli irtibat halindeyim. Oyun hakkında geri dönüşlerde bulunuyorum. Eksikleri, hataları falan tespit edip geliştiriciye aktarıyorum. Siz de oyunun Discord sunucusuna giderek gerek bizim sunucumuzda gerek oyuna ait Discord sunucusunda oyunla ilgili bulduğunuz bug'ları, hataları falan geliştiriciye bildirebilirsiniz. Oyun CryEngine oyun motorunu kullanılarak tasarlanmış. CryEngine'ı bilen bilir. Optimizasyon konusunda biraz sıkıntılı oyun motoru. Hunt Showdown, Crysis gibi oyunlar da bu CryEngine kullanılıyor. O tarz oyunlar da CryEngine'la tasarlandığı için bilen bilir bayağı bir optimizasyon sorunu oluyor bu CryEngine kullanılan oyunlarda genellikle. Bu oyunda da biraz optimizasyon sorunları var. Onlar da üzerinde çalışılıyor. Muhtemelen güncellemelerle falan düzeltilecektir. Oyunun eksilerinden biri, en büyük eksilerinden biri online oyuncunun fazla çok olmaması. Serverların zaten bayağı eksikliği yaşanıyor. Şu anda açık sadece bildiğim bir adet server var. Zamanla güncellemeyle, oyun üzerinde yapılan çalışmalarla falan bu serverlar falan yeni serverlar açılacaktır. Zamanla gitgide oyuncu sayısı da artacaktır. O şekilde oyun bir gelişim aşamasında. Genel olarak baktığımız zaman özellikle harita tasarımı falan baya güzel olmuş. Hoşuma gitti. Hani grafikler çok iyi, çok kaliteli olmasa da orta düzeyin biraz üstünde grafikler var. Gayet de güzel. Hoşuma da gitti. Zaten online bir oyun için yeterli seviyede grafikler var diyebiliriz. Oyunun haritası da baya büyük, baya geniş. Büyük bir haritada devasa oyunlar oynanmak için gayet güzel tasarlanmış. Farklı haritalar da gelecektir muhtemelen. Tabi size verdiğim keyleri etkinleştirdikten sonra ekstra oyun kütüphanesine gideceksiniz. Oyunun üzerine sağ tıklayıp özellikler diyeceksiniz. O menüden betalar var. Beta seçenekler var. O betayı etkinleştireceksiniz bir sonraki betayı. Ekstra bir indirme daha yapacak. O indirmeyi de yaptıktan sonra normal ana server oyunun menüsünde gözükecektir. Oradan giriş yapıp oyunu oynayabilirsiniz. Oyunda dediğim gibi bayağı bir oyuncu eksikliği var. Oyunun en büyük sıkıntılarından biri o. Ama zamanla gitgide de popülaritesi arttıkça oyunun oyuncu eksiklikler de tamamlanacaktır. Diğer hatalar da zamanla düzeldikçe oyun güzel bir yere gidecektir ki güzel bir iş çıkacak gibi de gözüküyor oyundan. Eğer geliştirilmeye devam ederse oyun üzerinde geliştiriciler yeterli çalışmayı yaparsa ortaya da güzel bir proje çıkacak gibi duruyor. Şimdilik dediğim gibi oyun erken erişimde. Bunlar dışında ben biraz oynadım, biraz inceledim, baktım fena değil yani mekanikler olsun, seslendirme olsun, grafikler olsun, modellemeler olsun. Pek fazla kötü durmuyor. Gayet iyi duruyor. Genel olarak oyun güzel, kaliteli diyebilirim. Oyuncu eksikliği dışında bir eksiği yok diyebilirim hemen hemen. Zamanla da zaten yeni haritalar falan gelecektir. Bunu bizzat Discord sunucumuza gelip geliştiricinin kendisine sizler de sorabilirsiniz. Geri dönüşlerde bulunabilirsiniz. Oyun oynarken yaşadığınız sıkıntıları, hataları, bulduğunuz sorunları falan geliştiriciye bildirerek, geri dönüş yaparak oyunun gelişiminde katkıda bulunabilirsiniz. Oyun hakkında anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Dediğim gibi eğer keylere yetişemezseniz
Muhtemelen videoyu dağıttıktan sonra bir miktar daha key alacağım. Onları dağıtırım sizlere. Yani yine ekstradan key dağıtımı olacaktır muhtemelen. Yani şöyle düşünmeyin ya, keyler bitmiştir, bana kalmamıştır, yazmama gerek yok falan filan gibi düşünmeyin. Elimden geldiği kadar hemen hemen bana yazan herkese geri dönüşte bulunacağım. Elimde olduğu sürece, imkanım olduğu sürece herkese oyunu dağıtmaya çalışacağım. Ulaşabildiğim kadar çok kişiye ulaşmaya çalışacağım. Ben istiyorum ki oyunu herkes oynasın, deneyimlesin. O şekilde ilerleyelim. Şimdilik de anlatacaklarım bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Game Watch takipte kalın.